Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası Hazreti Adem'dir. Kaynaklara göre Allah'ın emriyle melekler, çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirtilen toprakları melekler, su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Daha sonra Allah'ın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmedi. O çamurdan yaratıldı, ben ise ateşten yaratıldım, ondan üstünüm iddiasında bulundu. Bunun üzerine şeytan cennetten kovuldu. Adem Aleyhisselam 40 yaşındayken Firdevs adındaki cennete götürüldü. Cennette bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva yaratıldı. Allah onları birbirine nikah etti. Böylelikle ilk insanların hikayesi de başlamış oldu. Cennette yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat cennette bulunan bin ağaç için bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin buyurdu. Adem ve Havva cennette bin yıl kadar yaşayıp iblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesini yedikleri için cennetten kovuldular. Adem Hindistan'da Seylan adasına, Havva ise Cidde'ye indirildi. Adem indiğinde Hindistan toprağında bulunan Serendip dağının üzerine indi. Bundan dolayı bu vadinin ağaçlarının kokusu güzeldir. Bu Adem Aleyhisselam ile beraber cennet kokusu bulunduğu içindi. Başı bulutlara değiyordu. Bundan dolayı saçları döküldü. Bu durum evladına da geçti. Hazreti Havva da Cide'ye düştü. İkisinin arasında 700 fersah vardı. Birbirlerinden 200 sene müddetle ayrı kalan Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hacca gelmeleri emrolundu. Arafat Ovası'nda Hazreti Havva ile buluştu. Kabe'yi inşa etti. Her sene hac yaptı. Oğulları da onların izinden yürüdü. Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva daha sonra Şam'a geldiler. Burada 20 defa ikiz evladı oldu. Bu insanlığın yayılmasındaki ilk başlangıçtı. İlk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında Tunç devrindekilere benzeyen vahşiler yaşadığı gibi ilk insanlarda da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez. Hazreti Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı. Okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. Adem Aleyhisselam'ın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit Aleyhisselam'dır. Hazreti Adem çok güzeldi. Siyah saçlı ve buğday tenliydi. 11 gün hasta yatıp bir cuma günü vefat etti. Hazreti Adem Allah'a ilk hamd ve ilk tövbe edendir. Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allah-u Teala'nın ilk halifesidir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar yüksek sesle Allah-u Teala'yı zikrederdi. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, cennette kalması, cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayeti kerimelerde bildirilmiştir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.